أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerimiz, geçtiğimiz hafta rubailere başlamıştık. Rubai mücerret babı ve ona mülhak olan bablardan 3 tanesini görmüştük. Buna göre rubai mücerret babımız fe'lele kalıbında dehrace idi. Fe'lele. Burada fa'ul fiil, aynul fiil, lamul fi'il el-ula ve lamul fi'il el-thaniye şeklinde bu harf sıralamasını ifade ediyorduk. Buna göre dehrace de dal, fa'ul fiil, ha, aynul fiil, ra, lamul fi'il el-ula, cim ise lamul fi'il el-thaniye oluyor idi. Yine dehrace'nin çoğunlukla müteaddi bazen lazım için olduğunu, yani bu babın, fe'lele babın bu anlamda olduğunu ifade etmiştik. Peki daha sonra da 3 tane mülhakı gördük. Bunlardan da efendim çekim ödevi vermiştik. Ona bir bakalım. Evet, havqale yuhavqilu havqaleten ve hiqalen. Hani beklenirdi ki hivqalen olsun ama vav sakin makabli kesralı olduğu için yaya dönüştü. Hiqalen dedik. Muhavqilun muhavqalun lem yuhavqil lemma yuhavqil ma yuhavqilu la yuhavqilu len yuhavqile li yuhavqil la yuhavqil havqil la tuhavqil. Aşağı geçmesin diye buraya koyduk. Evet. İkinci babımız beytara. Yani fey'ale. Beytara. Yubeytiru beytaraten ve beytaran mubeytirun mubeytarun. Lem yubeytir, lemma yubeytir, ma yubeytiru, la yubeytiru, len yubeytira, li yubeytir, la yubeytir, beytir, la tubeytir. Üçüncü babımız fe'vele, cehvara, yücehviru, cehvaraten ve cihvaran, mücehvirun, mücehvarun, lem yücehvir, lemma yücehvir, ma yücehviru, la yücehviru, len yücehvira, li yücehvir, la yücehvir, cehvir, la tücehvir şeklinde bu bablarımızın çekimleri. Peki şimdi yeni konumuza geçelim. Bismillah. Öyle bir daha çekim alalım. Peki. El-babur rabi' fa'yele yufa'ilu fa'yeleten ve fi'yalen mevzunuhu athyara yu'athiru athiraten ve athyaran ve alametuhu en yekune madihi ala erba'ati ahrufin bi ziyadeti l-ya'i beynel ayni vel lam. Mazisi 4 harfli olacak. Ayn ve lam arasında bir ya ziyadesiyle. Ve bina'uhu lillazimi, binası lazım içindir. Nahvu athyara zeydun iza zelle kademuhu. Yani ayağı kaydı anlamında asyara. Buna göre bu fiilin aslı feale kalıbından asyaradır. Ama bir harf ziyade olmuş asyara şeklinde olmuştur. Bu asyara şekli de çekimi itibariyle asyara yu'assiru asyaraten u'isyaran çekimi itibariyle, kalıbı itibariyle dehraceye benzemektedir. Dolayısıyla da bu da yine dehraceye mülhak olan bablardandır. Bu dehraceye mülhak olan babları bir daha ifade edelim bunu. Dehraceye mülhak olan bablar her zaman bunların anlamlı bir sülasisini bulmak mümkün olmayabilir. Belki asyaranın asara ile alakası olabilir. Ama mesela havgalenin hakale ile pek alakası yoktur. Yine mesela beytaranın belki batara ile çok fazla alakası olmayabilir. Dolayısıyla sanki bunlar sülasi kökleriyle çok fazla alakası aranmayan o rubai şekli daha çok meşhur olmuş fiillerdir. İşte bu sebeple de biz bunları sülasiye ziyade olmuş bablardan bir ifal babı gibi değerlendirmedik, onun altına koymadık. Bu sebeple bunların sülasisiyle alakası az olduğu için bunları biz rubai mücerrede mülhak yaptık. Çünkü zaten onunla da kalıp itibariyle benziyordu. Pekala, asyara.
Efendim, el-babul hamis, böyle bitirmiş olduk dördüncü babımızı. Fa'lele yufa'dilu fa'leleten ve fi'lalen. Mevzunuhu celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbaben. Ve alametuhu en yekûne mâdîhi alâ erba'ati ahrufin bi ziyadeti harfin vâhidin min cinsi lâmi fi'lihi fi âhirihi. Bunun alameti şu. Mazisi dört harfli olacak. Sonuna lamul fiili cinsinden bir harf ziyade olunacak. Ve binâhu litta'diyeti, binası ta'diy içindir. Nahvu celbebe el-racule izâ elbesehul cilbâb. Bir kimse adamı giydirdi anlamında. Celbebehu, ona elbise giydirdi anlamında. Şimdi dikkat edelim. Dehrace de fe'lele kalıbında, yine fe'lele kalıbındaki başka bir fiilimiz celbebe. Burada biz fa'ul fiil, fa'ul fiil, aynul fiil, lamul fi'lel ula, lamul fi'lel saniye dedik. Bunun bütün harfleri asli harf. Bunun ise bütün harfleri asli harf değil. Fe'aleden fe'alele olmuş. Yani son harfi cinsinden bir harf ilave olmuş. Şu üç harf asli, şu son lam ziyade. Dolayısıyla fa'ul fiil, aynul fiil, lamul fi'l ziyade. Ziyade olduğunu söylüyoruz. Lamul fiile cinsinden bir harf diyoruz. Onun için bu fe'alele ile bu fe'alele farklı. Evet. Celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbaben ila ahirihi çekimi devam ediyor. Elbabu sadis fe'ala yufe'li fe'aleyeten ve fi'la'en mevzunuhu selqa yuselqi selqayeten ve silqa'en. Ve alametuhu en yekune mâdîhi ala erba'ati ahrufin bi ziyadeti l-yâ'i fi ahirihi. Evet, bunun alameti de dört harfli olacak mazisi. Sonuna bir ya ilave olunacak. Yani sanki bunun aslı selaka imiş de sonuna bir ya gelmiş. Ne olmuş? Selkaye olmuş. Tabii ki bu ya da elife dönüşmüş. Kural gereği o da selka olmuş. Selka olmuş. Evet. Ve binâhu litte'adiyeti. Binası da ta'diye içindir. Nahvu selgaytu raculen. Bir adamı sırt üstü attım anlamında. Selga, selgaytu raculen demek bir adamı sırt üstü attım demektir. Peki böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bu selganın çekimi illetli fiil olduğu için biraz farklıdır. Bunu yazalım. Efendim şöyle. Selqa. Yuselqi. Selqayeten. Ve silqaen. Efendim, şimdi ismin faili. Müselqin. Müsel. Kın bunun ismi faili. Müselkan ismi mef'ulü. Lem yuselqi. Lem yuselqi. Neydi? Yuselqi idi. Cahd-ı mutlakta ne yaptık? Son harfini, illet harfini attık. Bu illetli fiillerde böyledir. Sonu illetliyse cezim alameti illet harfinin düşmesidir. Öyle yapmış olduk. Lem yuselqi. Efendim. Lemma yuselqi. Pekala. Ma yuselqi la yuselqi. Uzatıyorum ki bilerek diğeriyle karışmasın. Len yusel qiye. En yusel qiye. Li yusel qi. La yusel qi. Efendim şöyle sığdırmaya çalışalım. Sel qi. La
تُسَلْقِ. Evet, selqi, la tuselqi, çekimi bu şekilde. Peki, وَيُقَالُ لِهَذِهِ السِّتَّةِ الْمُلْحَقُ بِالرُّبَاعِيِّ الْمُجَرَّدِ. Bu altı tanesine rubai mücerrede mülhak bablar denir. وَمَعْنَ الْاِلْحَاقِ, ilhakın manası, yani ilhakın sebebi, ilhakı gerektiren şey anlamında. اِتِّحَادُ مَصْدَرَيِّ الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ. Mülhak ve mülhak bihin masdarlarının bir olması. Yani mülhak bih dediğimiz nedir? Dehracedir. E mülhak nedir? İşte bunlardır. Bunların masdarlarıyla dehracenin masdarı aynıdır. Dehraceten ve dihracen, selgiyeten ve silqaen, havqaleten ve hiqalen, celbebeten ve cilbaben gibi. Peki, böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bunları bir özetlemeye çalışalım. Efendim, rubai mücerret babımız dehrace fe'alele kalabından. Buna mülhak olanlar hemen şöyle fe'ale, fe'ale, fe'vele, fe'yele, fe'alele, fe'ale. Yani havqale, beytara, cehvara, afyara, efendim, celbebe, selqa. Bunu ezberlemek için biz şöyle yapıyoruz. Vav ikinci sırada, sonra ya var ikinci sırada. Sonra vav üçte, ya üçte. Fe'alele fe'ala. Sonra da la diye bitiyor adeta. La. Sonra la diye bitiyor. Şöyle diyoruz. Fe'ale fe'ale, fe'vele fe'yele, fe'alele fe'ala diye bu altı babı bir çırpıda saymış oluyoruz. Bu babların manası, yani lazım için mi, müteaddi için mi olduğu çok önemli değil. Sadece manasına bakarız. Lazımsa lazımdır, müteaddi ise müteaddidir. Dolayısıyla bunun insanın aklında kalması lazımdır, müteaddidir, işte fe'ale lazımdır, fe'ale müteaddidir gibi. Bunlara lüzum yok. Böylelikle rubai mücerret ve mülhaklarını bitirmiş olduk. Önümüzdeki ders için burada emsile-i muhtelifesini çekmediğimiz celbebe var. Bir de asyara var. Onları da vazife olarak vermiş olalım. Bunların emsile-i muhtelifelerini önümüzdeki derse çekmiş olalım inşallah. Yine rubai mezitlerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.